Konuğumuz bizlerle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili Levent Bülbül. Sayın Vekil hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Gündemin öne çıkan gelişmelerini konuşacağız sizlerle birlikte ama en önce az önce miniklerimizin ifadeleriyle Başbuğ Alparslan Türkeş'i onların ağzından dinledik. Akabinde 102. doğumunun 102. yılı ilk günkü heyecanla belki de bugün kabri başı da oldukça kalabalıkta o anlarda o dakikalarda birazdan sizlere getireceğiz. Ben sözü size bırakayım efendim. Evet bizler de bu davanın ülkücü hareketinin banisi Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğumunu bugün de dualarla kendisine rahmet okuyarak minnet ve şükranla yad ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Milyonları içine düştükleri maneviyat bunalımından kurtarıp o dönemin şartları itibariyle milyonlarca gencin de alnının secdeye gitmesinin sebebidir. Ve nesillerimizin Türk Milliyetçiliği hareketi etrafında toplanarak milli manevi değerlerine bağlı olarak gelecek yüzyıllarda Türk milletinin yüksek hedefler peşinde koşması gerektiğini ifade edip bu gençliği, o nesilleri buraya yönlendiren bizim her şeyimiz, davamızın banisi, kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i bu vesileyle bir defa daha rahmetle anıyoruz. Evet, vefat doğumunun 102. yılında biz vefatının, doğumunun ve bu özel günlerde Başbuğ Alparslan Türkeş'le ilgili elbette ki hazırladığımız özel videolar, VTR'ler oluyor. Sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sayın Başkan da ifade etti. İlerleyen dakikalarda Başbuğ Alparslan Türkeş'in doğumunun 102. yıl dönümünde bugün de bu konuyu detaylıca konuşacağız. Başbuğ Alparslan Türkeş'i anlatmasını rica edeceğiz o konumuzdan. 16 bandında bunu da ifade etmekte fayda olacaktır. Sayın Başkan'la devam edelim. Şimdi gündemin öne çıkan birçok gelişmesi var. Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalar oldukça önemli. Ama önce terörle mücadele diyeyim, güvenli bölge diyeyim, Rusya-ABD diyeyim ve ortak devriyeler. Türkiye-Rusya ortak devriyeleri var. Bunlar devam ediyor. Donald Trump ve Erdoğan'ın görüşmesi gerçekleştirildi. Yani Türkiye'nin dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir soru olarak yönlendireyim size. Türkiye çok gerçekçi bir zeminde dış politik faaliyetlerini yürüten bir devlet. Bu noktada özellikle Barış Pınarı Harekatı öncesinde Türkiye'nin tüm dünyaya bu bölgede bir güvenli bölge ihtiyacı olduğunu, hı hı, burada bir terör koridoru, bir terör devletçiği tırnak içerisinde oluşturulmasına asla ve asla müsamaha gösterilmemesi gerektiği, efendim bu oluşabilecek, bu harekat kapsamında oluşturulacak güvenli bölgeye de vatanlarından ayrı bir şekilde yaşayan, oradaki iç savaş dolayısıyla ülkelerinden ayrılmış olan ve bugün Türkiye'de neredeyse 4 milyona yakın sayıda bulunan Suriyeli kardeşlerimizin yeniden dönüşünün temin edileceği bir güvenli bölge kurulması noktasındaki ihtiyacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti en üst mercilerde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük bir efendime söyleyeyim özgüvenle en yüksek perdeden Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından bütün dünyaya deklare etti. Peki bir sıkıntı yaşanabilir mi Suriyelilerin memleketlerine dönmeleri noktasına Sayın Şimdi, Başkan? Yani böyle bir duruma karşı karşıya kalınabilir mi? Deklare ettiğimiz bu süreçten sonra harekatı Türkiye'nin gerçekleştirmesi ve bunu deklare ettiği hedefler doğrultusunda ve hassasiyetler doğrultusunda yapması çok önemliydi. Arkasından dünya bir sefer daha gördü. Türkiye söylediğini yapan bir devlet. Bu noktada blöf vesaire şantaj da işini gören değil. Gerçekten siyasetini doğru bir şekilde yürüten bir devlet. Bu anlamda dış politik çalışmalarda, dış politikamızda yürütülen faaliyetler, diplomasi faaliyetlerinde takdirle karşıladığımızı ifade etmek gerekiyor. Tabii Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra şekillenen özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Ankara'da sağlanan mütabakat ve arkasından Rusya ile aynı hafta içerisinde Soçi'de sağlanan mütabakatta önem arz etmekte. İki büyük devletle
bu coğrafyada önemli faaliyetler içerisinde olanlarla bu noktada bir mütabakat sağlanması önemliydi. Fakat görünen o ki güvenli bölge denilen alanda Türkiye'nin bizzat elinde bulundurduğu o 140 kilometrelik bandın dışında, genişlikteki yerin dışında kalan 10 kilometrelik, işte Rusya ile sağlanan mütabakatta ortak devriye atılan ve de onun derinliğinde rejimin ve Rusya'nın kontrolünde YPG-PYD unsurlarının burayı terk edeceği söylenen bölgelerde henüz arzu edilen gelişmelerin yaşanmadığını görüyoruz. Bunu dış işlerimizde, devletimizin Milli Savunma Bakanlığımızda bunu sık sık dile getiriyorlar. Rusya'ya bununla alakalı düşüncelerimizi, değerlendirmelerimizi İfade paylaşıyoruz. Söylüyoruz. Türkiye bu işi sıkı bir şekilde takip ediyor. Biz bölgedeyiz. Devlet olarak da bu bölgedeyiz. Ülkemiz de bu topraklar üzerinde. Aynı zamanda güç olarak da askerimizle, bütün faaliyetlerimizle o bölgede süreci sıkı bir şekilde takip ediyor Türkiye. Peki çok kısa rica edeceğim. Şimdi ifade ettiniz, ABD ile ve Rusya ile yapılan mutabakatlar vardı. Bu mutabakatlar çerçevesinde belirlenen bölgelerden YPG'nin PKK'nın uzaklaştırılması öngörülüyordu. Siz de ifade ettiniz. Bu olmuyor. Yani ABD ve Rusya uzaklaştıramıyor. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri bunu ifade ediyor. Ve taciz ateşleri de devam ediyor aslında. Biz bunları buradan da görebiliriz. Peki harekat devam eder mi sizce? Yani 9 günlük bir harekattan bahsediyoruz. Barış Pınar Harekatı, ama sonra diplomasi anlamında masada devam eden bir süreç bence var. Bence burada bu süreçte Türkiye'nin yapmış olduğu faaliyetleri, işte askeri, fiili olarak müdahaleler, diplomatik çabalar, işte masa başında yapılan görüşmeler, bunların hiçbirisini birbirinden ayırmamak lazım. Hepsi aslında bir bütünün parçası. Türkiye gerekli gördüğü zaman askeri unsurlarıyla müdahale eder. Aynı Barış Pınarı'nda, Zeytin Dalı'nda, Fırat Kalkanı'nda yaptığı gibi. Buna gerek kalmadığı zaman da tabii ki silahlar en son çaredir. Yine diplomasi yollarını tüketmeden bu kanallardan da sonuca ulaşmaya çalışır. Önemli olan neticeye varmak. Yani biz bu bölgeyi güvenli bölge olarak, her ne olursa olsun, bu şekilde PKK, PYD, YPG unsurlarından arındıracak şekilde sokarsak ve o PKK, PYD'nin, PYD, YPG unsurlarının sonunu getirecek, onları efendime söyleyeyim yok edecek faaliyetlerimize hangi yolla olursa olsun devam etmemiz esastır. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti kararlıdır. Bunu yapmaya da inşallah muktedir olacaktır. Biz bunu görüyoruz. Şu ana kadar gelinen noktayı da küçümsemiyoruz. Çok önemli görüyoruz. Peki diğer gündem maddesine geçeceğim Sayın Başkan, ama onun öncesinde yani bugün önemliydi. S-400 konusu da çokça konuşuldu ve Ankara'da S-400'lerin ilk testi bugün yapıldı. Ankara Valiliğine yapılan açıklamaya göre bugün ve yarın da alçak uçuşlar, jetlerin alçak uçuşları devam edecek. Şu ifade ediliyordu ABD Başkanı Donald Trump'la Erdoğan'ın görüşmesinden sonra, S-400'ler yumuşama anlamında belki aktif hale getirilemeyebilir. Türkiye bunu aktif hale getirmez ve ABD noktasında bir yumuşama olur ifadesi kullanılıyordu. Çok kısa alacağım. Buyurun. Yani bu işi S-400 füze sistemlerinin, hava savunma sistemlerinin devreye alınması meselesi, kullanılma meselesini Amerika ile olan ilişkilerimizin veya işte diyaloglarımızın dışarısında tuttuğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Bu düşüncelere bizler de katılıyoruz. S-400 hava savunma sistemi Türkiye'nin herhangi saldırı amaçlı kurduğu bir sistem değildir. Amerika Birleşik Devletleri'ne düşmanlık olsun diye de kurduğumuz bir sistem değildir. Dolayısıyla bunların o işin içerisine dahil edilmesi doğru değildir. Biz Amerika'dan yeri geldiği zaman geçmişte S-400'den önce Patriotları talep ettik. Vermediğimizi ve bu noktada Amerika'nın hatalı olduğunu, Sayın Trump'ın da defalarca açıkladığını biliyoruz. Obama yönetimine yönelik eleştirileri kapsamında bunları da değerlendirmişti. Türkiye bu süreçten sonra da S-400 füzeleriyle de hava savunma sistemini işletecek. Ama aynı zamanda Patriot sistemini de kullanacağını ifade etti. Uygun şartlar sağlanırsa alacağız. Zaten 3-4 yıl içerisinde siper dediğimiz Türkiye'nin kendi milli hava savunma sistemini tam manasıyla bütün unsurlarıyla birbirine entegre olmuş, Türkiye hava sahasını inşallah koruma altına alacak, kendi milli hava savunma sistemini inşallah Türkiye devreye sokacaktır. Bunları artık o süre gel sonunda artık bu meseleler konuşulur olmaktan çıkacak inşallah. Bir kısa yorum daha isteyeceğim sizden Sayın Başkan. Akabinde dış politikayı kapatacağım. Şimdi
Pençe harekatları kapsamında ve Kınan operasyonlarında da Türkiye'nin kararlı duruşunu biliyoruz. Kınan operasyonlarında teröristlerin sığınakları ve mağaraları imha ediliyor. Şu soruluyor, Pençe harekatlarında da 163 terörist öldürülmüş bu zamana kadar. Bunun da bilgisini verelim. Hani Kınan operasyonları da kararlı bir şekilde devam ediyor ama daha önceki zamanlarda, yani geçen yıl veya ondan önceki sene Kınan operasyonu neden gündeme gelmedi şeklinde de ifade oluyor. Çünkü bugüne baktığımızda Kınan operasyonlarında Türkiye açısından iyi bir netice elde ediliyor ama bu daha önce düşünülemez miydi? Yoksa bu da bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Milli Savunma Bakanlığı'nın bir stratejisi mi efendim? Şimdi Kınan operasyonu bugün başlamıştır ama geçen yıl, ondan önceki yıl itibariyle ülke içerisindeki güvenlik operasyonları yine devam etmekte. Bir ön alma da olabilir. Dolayısıyla hayır, şöyle yani Türkiye sanki alanı boş bırakmış, terörle mücadele etmezken 1-2 yıldan beri sanki yeni Kınan operasyonlarıyla başlamış gibi. Hayır, bir isim verilmiş bir operasyon ve belli sayıda çok daha fazla personelin katıldığı, birbirine entegre olmuş, bölgesel anlamda entegre olmuş yapıların ortak bir mücadelesi neticesinde büyük bir operasyon başlatılmış. Ama bu zaten bizim 2015, işte 15 Temmuz'dan özellikle açılım sürecinden sonra Türkiye'nin terörle mücadeleyi tekrar öne almasının neticesinde stratejimizi, terörle mücadele stratejimizi değiştirmiştik biliyorsunuz. Bu noktada savunmadan çıktı Türkiye. Alan hakimiyetini esas aldı ve nerede varsa terörist inine girerek yok edeceğiz dedi, evet. Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle. Bu zaten devam ediyordu. Kınan operasyonları da değerlendirilirken Pençe operasyonu ve Suriye'nin kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerimizin operasyonlarının birlikte eş zamanlı bir şekilde yapıldığı gözetildiğinde onları birbirine tamamlayan hamleler olarak görmek lazım. Zamanlama açısından da önemi ortaya çıkıyor. Önemi ortaya çıkıyor. Peki şimdi dış politika noktaya koyalım. 16 bandının sonuna doğru uzman konumuz olacak Çankaya Üniversitesi'nden. Kendisiyle de bu konuları yine mercek altına almaya devam edeceğiz. Bir diğer önemli konuysa Sayın Başkan, elbette ki günlerdir konuştuğumuz, belki niçin konuştuğumuzu bilmediğimiz ama bir konu var ortada. Külliye'deki CHP'li polemiği. Kısaca izleyicilerimize bir iki cümle söyleyeyim. Sözü size bırakacağım, sizin yorumunuza bırakacağım. Sözcü gazetesi köşe yazarı Rahmi Turan'ın yazısıyla alevlenen bir durum. Yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir CHP'li bir ismin görüştüğünü ve o kişinin CHP Genel Başkanı olarak olması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu destekleyeceğini ifade ettiği iddia edildi yazıda. Ve bu yazıdan sonra elbette ki gözler CHP'ye çevrildi, Cumhurbaşkanı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyarım, böyle bir durum söz konusu değil dedi. Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında doğrudur, olabilir, isim vermek istemiyorum ikileminde bulundu. Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Dün de Muharrem İnce'nin Yalova'da saat 13'te bir basın toplantısı yaptı. O toplantıda CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. Şimdi kaynak merak ediliyor. O ismin Muharrem İnce olduğu ifade edildi Rahmi Turan tarafından. Şimdi bunun kaynağı kim? Kaynak olarak da Talat Atilla dendi. Talat Atilla'ya soruldu, senin kaynağın kim? O da ben de kaynağımı söylemem dedi. Yani düğüm çözülecekken düğüm haline geldi Sayın Başkan. Nasıl yorumlarsınız? Ya da bu konudan kim nasıl kazançlı çıkar? Buna kumpas diyebilir miyiz CHP'nin kendi içerisinde? Yani bu çocukken bizim tekerlemelerimiz var ya, işte inek nerede, dağ kaçtı, dağ nerede işte falan, sonunda yandı bitti kül oldu var ya. Şimdi acaba yandı bitti kül oldu diyebileceğiz mi bu meselede? Bence demek zor bu ortaya çıkan açıklamalarla, edindiğimiz bilgilerle. Bu işin kapanması kolay gözükmüyor. Şimdi diyebilirler ki efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi partisi içerisinde bir takım aksaklıklar olmuş olabilir. Bir gazetecinin yanlış bilgilendirmesiyle bir haber yayılmış olabilir. Ya bunun üzerine çok fazla durmamak lazım mı diyeceğiz burada? Hayır, bence öyle demememiz lazım. Türk siyasetine dair, Türk siyasetinde farklı bir dizayn çalışmasına yönelik de bir faaliyetin bir parçası da olabilir bu. O açıdan dikkatle, soğukkanlıkla takip ediyoruz meseleleri. Ortaya çıkan bilgileri toparlayıp, derleyip, toplayıp bir masanın üzerine koyduğumuz zaman bakalım ne çıkacak? Bu kimin planlaması veya kimin hedeflerine hizmet eden bir çalışma olacak? Bunun hepsini süreç içerisinde değerlendireceğiz. Fakat bu ana kadar çıkan bilgiler, ortaya konulan bilgiler vahim. Bir sefer Kılıçdaroğlu'nun bugün yapmış olduğu düzeltmeyi kabul etmek mümkün değil. Kılıçdaroğlu'nun, şimdi Rahmi Turan çıkıp böyle bir haberi yaptı. Özür dilerim. Yazdı diyelim ki. Olmadı. Bunu Kılıçdaroğlu
Evet, biliyorum. İsimleri, isimler var, bunu yapan isimler var ama isimlerini söylemek istemiyorum. Bu haber doğrudur, bu doğrudur demeseydi çıktığı televizyon programında, haber programında, bu kadar su kaldırabilecek bir mesele miydi? Değildi. Belki Rami Turan işte kötü ilan edilirdi vesaire vesaire, bir şekilde yola devam edilirdi. Fakat burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık, liderlik makamı üzerinden yürütülen bir çalışma var. Yani deniyor ki evet, böyle bir komplo faaliyeti, öyle bir kumpas faaliyeti vardır. Bunlar ciddi iddialardır. Ve bu isimleri biz biliyoruz. İsimleri biliyoruz ama söylemek istemiyoruz. Şimdi Rami Turan'ın yaptığından çok farklı bir şey olmadı Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu ifadeleri. Arkasından da her şey peşi sıra devam etti Rami Turan'ın açıklamalarına. Şimdi bu zamana kadar Türkiye'de belli bir dönemde, özellikle FETÖ'cülerin Türkiye'de Türk siyasetini dizayn etmeye çalıştığı dönemlerde eşine o zamanlarda rastladığımız faaliyetlere benzerlik arz eden faaliyetleri bugün takip ediyoruz. Bunlar vahim. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu yönlendirilmiş midir? Yanıltılmış mıdır? Yoksa bizzat bu hedef doğrultusunda bu işi yapmaya mı çalışmıştır? Yani bu haberleri bu şekilde beyanatta bulunmak iyi olur. Bu benim, efendime söyleyeyim, genel başkanlık sürecimde bana fayda getirir diye kendisi mi bizzat organize etmiştir? Yoksa önüne konulan bir hazır yemek olup da bunu, sunulanı hiç araştırmadan işte birilerine güvenerek çıkıp sahaya bunu mu dile getirmiştir? Bunu zaman içerisinde göreceğiz, kısa zaman içerisinde. Bunun kongre süreçlerine kadar, genel kurul, kendi genel kurul süreçlerine kadar uzaması gibi bir durum söz konusu olacağını zannetmiyorum. Fakat dediğim gibi Türkiye'de bu işten faydalanan, şu an Kılıçdaroğlu mahcup duruma düşmüş durumda. Ve aldatılmış, kandırılmış gibi gözüküyor. Eğer kendisi de bu işin içerisinde değilse. Sizce içerisinde midir? Yani bunun şu an beyanlara bakıldığında. Şu an itibariyle bu konuda spekülasyon yapmamız doğru olmaz. Biz de bir siyasi partinin içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla o kısmını bırakalım. Açıklamaları dikkatle takip ediyoruz. Ama burada yapılmaya çalışılan şeyde Sayın Kılıçdaroğlu bu duruma düşürüldüyse, Sayın Muharrem İnce de bu şekilde bir iftiraya muhatap olduysa, içerisine efendime söyleyeyim tırnak içinde saray ifadesiyle Sayın Cumhurbaşkanı katılmak istendiyse ve burada bu kadar şeyin konuşulduğu bir ortamda başka konuşması gerekenler suskunlukla kenardan izlemeye devam ediyorlarsa, bu işleri bir sakince bir takip etmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu sadece CHP ilgilendiren bir mesele değil, inanın. Yani bu Türkiye siyaseti açısından da önemli. Bunu biz de merakla takip ediyoruz. Buna dair görüşlerimizi de zaman içerisinde mutlaka Milliyetçi Hareket Partisi kendi düşüncelerini bu noktada ifade edecektir. Vahimdir. Bu zamana kadar şöyle bir durumda ortaya çıkıyor. Bu zamana kadar işte 15 Temmuz'da Yenikapı mitingine katılıp 5 gün 10 gün sonra kalkıp da 15 Temmuz sonrasında Yenikapı mitingine katılıp arkasından 15 Temmuz'u, hain darbe girişimini kontrollü darbe olarak ilan ettirenler, efendime söyleyeyim PYD'yi terör örgütü saydırmayanlar CHP'de, efendime söyleyeyim HDP ile bu yakın ilişkiyi kurduranlar, 15 milletvekilini kiralık olarak İYİ Parti'ye gönderme, İP'e gönderme hamlesi yapanlar, efendim CHP'nin bu zamana kadar Atatürk çizgisinden tamamen sapmış olduğunu gösteren ve bambaşka bir yöne doğru savrulduğunu gösteren bu siyasi hamlelerin arkasında da bu aynı mutfak mı var acaba diye yine aynı şekilde sormak da gerekiyor diye düşünüyorum. Bu da oldukça önemli bir bakış açısı. Şimdi baktığımızda Külliye'deki CHP polemiğiyle ilgili Sayın Başkan, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ithafen kurduğu sert sözler vardı. Bir ikisini söyleyeyim izleyicilerimize. CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemeli ifadesini kullandı. Bir de Kılıçdaroğlu doğrudur demek yerine yalandır demeliydi ifadesini kullanıyor. Ve bu işin neresinde saray var, kimi kandırıyorsunuz diyor ki böyle bir durumun olmadığını, doğrudan CHP ile alakalı olduğunu söylüyor. Sizin şu anda dikkat çektiğiniz olayla ilgili de 24 Haziran'da iftira atanlar bugünkülerle aynı diyor. Muharrem İnce'nin de yapmış olduğu açıklamalar, ifadeler. Bir unutulan bir şey daha var. Şimdi, buyurun. Yani bilmiyorum bununla bir bağlantısı var mıdır da Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde bir hatırlarsınız bir Amerika'dan telefon geldi muhabbeti vardı. Evet. Değil mi? Evet.
Sonra Amerika'dan telefonun gelmediği, öyle bir telefonun olmadığı falan bir mahcubiyet ortaya çıkınca onun da hemen üstü kapatılmaya çalışılmıştı. Amerika'dan telefon geldi, neyi üzerine söylenmişti hatırlarsanız? Türkiye ile alakalı Türkiye'nin FETÖ'nün elebaşının iadesiyle alakalı Adalet Bakanlığı'nın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini, resmi olarak iadeyi doğru bir şekilde talep etmediği noktasında bir iddiada bulunmuştu Muharrem İnce. Arkasından da bu iddiayı neye dayandırıyorsunuz deyince Amerika'dan gelen bir telefona dayandırıyorum demişti. Arkasından da çok kısa bir süre sonra bununla alakalı bir spekülasyon olacağı sırada Adalet Bakanlığı konuyla ilgili net bir cevap verince arkasından buyurun gelin evrakları da inceleyin, herkese açık, yani size açık bakabilirsiniz denince sonra bir anda bir geri çekilme yaşandı. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İnce de o dönemde konuştuklarından bir anda vazgeçtiler. Yani o dönemde o Amerika'dan gelen telefonla bu süreçte acaba Kılıçdaroğlu'nu yönlendirenler noktasında da bir bağlantı var mı? Onun da bir merak konusu olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen bu konuda merakımızı celbetmiş durumda. Yani. Evet, aslında önemli bir hatırlatma. Belki kamuoyunda o zaman da çok konuşulmuştu. Konuşulmuyor şu anda. Şu anda konuşulmuyor, evet, onu söylüyorum. Hani Cumhurbaşkanı adayıyken Sayın İnce'nin bir Amerika'dan bir telefon geldi iddiasıyla böyle günlerdir konuşulmuştu o zaman ama şu anda konuşulmuyor. Ciddi bir spekülasyondu o da. Tabii spekülasyondu ama bugünkü bu olayla belki de paralel olabilir mi? Kaynakları aynı olabilir mi? Bunu da gündeme getirmekte yani fayda 24 var. 24 Haziran'da benim hakkımda tezahürat yapanlar diyor ya Muharrem. 24 Haziran'da iftira atanlar bugünlerle aynıdır diyor. Acaba 24 Haziran sürecine varırken onu acaba ortada bırakmak noktasında da veya bir çalışma, aynı şekilde bir spekülatif hamle yapanlar mı acaba aynı kişiler? Peki Sayın Başkan, şimdi şunu sormak istiyorum samimi bir şekilde. Az önce dediniz, yani bu olay CHP ile alakalı değil sadece dediniz. Bu Türk siyasetini ilgilendiren ve aslında Türk siyasetinde görüldü mü böyle bir durum daha önce, ama hani nadir görünen, farklı şekillerde görünen olaylardan bir tanesi Türk siyasi tarihinde. Yani bunun başı, sonu, ortası, kime yaradı, kime yaramadı. Şimdi Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ateş püskürmesi, dün yapmış olduğu açıklamalarda, külliyeye bir CHP'nin gittiği iddiasıyla yine gözlerin Erdoğan'a, akabinde Kılıçdaroğlu'na, akabinde İnce'ye çevrilmesi, isminde İnce olarak açıklanmasından sonra. Yani kime nasıl yarayabilir? Yani böyle bir durumu ortaya servis edenlerin amacı ne olabilir sizce? Vallahi şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine yönelik Sayın İnce'nin yapmış olduğu bazı değerlendirmeler var. Yani o diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu tam manasıyla burada hedef almaktansa orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine işte CHP'de bulunanlar diye ifade ettiği bir kesim var. Hatta bunları işte bir CHP'de olanlar, CHP'de bulunanlar diyor. Evet, CHP'de bulunanlar diyor. Bunları tarif ederken de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçü özüne aykırı bir takım düşünceler taşıyıp CHP'yi farklı şekilde tarif eden bir anlayışı tarif ediyor. Genel merkezdeki çete yazın aynı teknede tatil yaptığı ifadesini de kullandı. Böyle bir tabii, hatırlatmada da bulunuyor. Bunlar dikkatle izlenmesi lazım. İşte birilerinden Muharrem İnce disipline sevk edilmelidir teklifleri falan geliyor sabahleyin. İşte Sayın Tuncay Özkan böyle bir teklifte bulunmuş. Evet. İşte teknede vardı yoktu diye onunla ilgili olarak da bir spekülasyon yürütülüyor. Bunlar incelenmeli, irdelenmeli. Ama bunun ötesinde Türk siyasetine yönelik bir dizayn faaliyeti de olabilir mi acaba diye bir soru sorduk ya. Yani niye CHP'yi ilgilendirmiyor? Sadece CHP'den ibaret değilimizin ifademizin, değerlendirmemizin arkasında bu yatıyor. Onun için dikkatle takip etmek lazım. Meselede Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir boşa düşürülüşü var. Nihayet itibariyle. Cumhuriyet Halk Partisi şu an boşa düşmüş durumda. Bu noktada kimler fayda gördü diye de bir değerlendirme yaparsak, evet, Adalet ve Kalkınma Partisi, Sayın Cumhurbaşkanı bu hadisede çok büyük bir res çekerek bu hadisede güçlü bir şekilde çıkmıştır.
Ama zaten onlara da eğer bu şeyi yapmasalardı onlara da yönelik ciddi bir töhmet altında kalacaklardı. Tamam onlar açısından bir kazanç gibi gözükebilir ama hiç tahmin etmediğimiz siyasette yeni bir şekillendirmeyi, yeni bir plan içerisinde, siyasette yeni bir dizayn peşinde koşanların da hedefleri doğrultusunda uyguladıkları bir şey olabilir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu bu kadar tedbirsiz bir şekilde bu işe düşürecek, bu işin içine düşürecek olan şey nedir? Açıkçası kimlerdir? İnsan merak etmiyor değil. Evet. Bunların artık 82 milyonu Sayın İnce'nin ifadesiyle ilgilendirdiğini ifade ettiği bu hususta bunların hesabını sormak da herhalde Sayın Kılıçdaroğlu'na düşüyor diye düşünüyorum. Yani gözler aslında CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nda nasıl? Yani onun üstü kapanırsa, bu işin bizzat faili durumuna düşme gibi bir risk var. İşte ediyor yani, Muharrem İnce zaten üzerine gidilmezse CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir ifadesini kullanıyor. Yani işte bu da 23 Kasım'da mesela aynı gazete ama Sayın Yılmaz Özdil'in yazmış olduğu köşe yazısında bizi izleyenler bir açsınlar bir baksınlar okusunlar. Yılmaz Özdil'in de ifade ettiği hususlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yörüngesinden çıkartan kendi milli eksenden Atatürkçü çizgiden çıkartanların yapmış olduğu faaliyetlerin bir uzantısı olarak görüyor ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu da bu konuda bu meselenin hesabını sormaya davet ediyor. Evet. Eğer hesabı sorulmazsa da bununla alakalı olarak bütün şüphelerin kendi üzerine döneceğini o da ifade etmiş ki bence bizce de doğrudur. Yani. İnce'den bahsediyoruz. Peki şunu soralım net bir şekilde son olarak bu konuyla ilgili. Diğer konuma geçeceğim. Konu başları oldukça fazla elbette ki. Şimdi bugün de CHP'li Engin Özkoç'tan Muharrem İnce'nin dünkü konuşmalarına bir yanıt geldi. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus. Partimizi yaralıyorsun ifadesini kullandı ve dün de Muharrem İnce'nin aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade ettiği sözleri ben dün dinlerken de birer cümle halinde yazdım. Ara ara da Sayın Başkan'a paylaşıyorum. Sizce Muharrem İnce dünkü konuşmasından sonra, Kılıçdaroğlu'nun yüklenmesinden sonra hakikaten partiyi yaralama yönünde mi olduğunu düşünüyorsunuz? Yoksa hakikaten bir faal olarak gösterildi. Bunun temize çıkması yönünde mi hal var hareketleri? Yani şimdi Muharrem İnce'nin üzerine yüklenen şey, töhmet altında kaldığı husus önemli bir şeydi. O kendisi hayatını uzun yıllar Türkiye'de siyaset yapmış, Cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar efendime söyleyeyim gelmiş bir kişinin böyle bir iddiayla muhatap olması durumunda başka ne yapması beklenir ki? Yani çıkacak. Kendisi de söyledi. Öncesinde Kılıçdaroğlu'yla beraber ben bu işi halledeyim dedim dedi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bana döneceğim ben sana dedi. Zaman geçti. 21 Kasım'da ben görüştüm dedi. Sayın İnce'nin konuşmasını yaptığı gün 24 Kasım'dı. Günler geçmesini bırakın her saat her dakika farklı bir bilgiyle evet. Karşı karşıya yani kaldınız. Beraber çıkmayı kabul etmemiş bir ortamda, Kemal Kılıçdaroğlu. Bir ortamda onun Kılıçdaroğlu demiş ki beni hala beklemedi demiş dün yaptığı verdiği beyanatta. Ne kadar beklemesi gerekiyor? 3 ay, 6 ay, 1 yıl. Aleyhe işte yani süreç olan var. Zaten olmuş. Üzerine ihale bırakılmaya çalışılıyor. Evet. Bu aşamada Sayın İnce tabii ki açıklama yapacak. Sonra söyledikleri şey bu olayla ilgili eğer bir değerlendirmesine girecek olursak Sayın İnce diyor ki bu taraflar konuşsun diyor. Talat Atilla konuşsun kim bu CHP'li diyor. Onunla birlikte Sayın Kılıçdaroğlu da biliyorum dedi diyorsa şaşırmadım diyorsa diyor evet. Sayın İnce. Kılıçdaroğlu ben şaşırmadım bunu duyunca veya ismi biliyorsa okuyacak. Açıklamalı diyor. Şaşırmadınsa diyor sen diyor bu işle alakalı olarak demek ki bilgi sahibisin diyor. Karşı tarafta diyor ki ben Cumhurbaşkanlığımı bırakırım diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki İnce ben de dedi kendimi yakarım dedi. O zaman buyurun hodri meydan. Bunu açıklığa kavuşturmak lazım. Diğer hususlarda da parti içerisinde İnce'ye Muharrem İnce'ye ve Muharrem İnce'nin yanında yer alma ihtimali olanlara karşı yapılan muameleyi de artık dost düşman herkes biliyor. Yani bunun ispat edilebilir bir tarafı yok ki. Bunlar zaten ayan beyan ortada olan şeyler. Sayın İnce'nin yanında olanların hepsinin il başkanlıkları, milletvekillikleri, efendime söyleyeyim belediye başkan adaylıkları sürecinde yaşadıklarını hep beraber biliyoruz, görüyoruz. Zonguldak'ta adaylıktan çekilmeyi düşündü diyor. Neden? Yanımda olan arkadaşların hepsi milletvekili listelerinde yok edilmiş. Hiçbirisine yer verilmemiş olduğunu gördüm diyor. Dolayısıyla bunlar çok izaha veya ispata
muhtaç olunan işler değil. Gayet açık ortada olan meseleler. Yani bu konuyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işin içerisinde zor bir duruma düştüğü, çok sıkıntılı bir duruma düştüğünü görmek lazım. Yani bu konuda baktığımızda Muharrem İnce ifadeleri oldu bu konuyla ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri oldu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir cümle söyledi ve işi bitirdi. Daha da onun üstüne kimse gidemez ki Muharrem İnce de bu şekilde ifade etti. İnce'nin de sözleri oldu. Şimdi gözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelecek olan yani o ifadeleri aslında. Çaresizliği şöyle de değerlendirebiliriz. Yani şimdi kimin çaresizliği? Cumhurbaşkanı şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun o noktadaki çaresiz duruma düşüşünü şöyle değerlendirmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ispat et diyor. Ben diyor Cumhurbaşkanı'nı bırakacağım. Ama edemezsen sen neyi bırakacaksın diyor. Hodri meydan diyor. O da kalkıyor diyor ki televizyon programına çıkalım. Sen yıllardır 100 soru sor. Ben sana 50 soru soracağım diyor. Yani şimdi mevzuyla hiç alakası yok. Bayram değil, seyran değil. Mevzu başka. Çıktıp reste rest çekiyor göğe kendi kafasına göre, kendi düşüncesine göre Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu bunu söylüyor ama konuyla hiç alakası yok. Şimdi bu noktada bir cevap veremeyişini de içine düşünen çaresizliğin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Peki şimdi Gözler Kılıçdaroğlu'nda Fahrettin Altun'da şu ifadeyi kullanmıştı. Onu da söylemekte fayda olacaktır izleyicilerimize. Bu resmi araçta bir plakayla gidildi ve bu plakayı araçladıklarını... Bu plaka öyle bir araç yok. Hatta öyle bir plakanın Türkiye'de olmadığını ifade etti. Fahrettin Altun'da yapmış olduğu açıklamada. Peki Kılıçdaroğlu'nda gözler süreci takip etmeye devam edeceğiz. Az bir süremiz kaldı Sayın Başkan. Kısa kısa rica edeceğim. 3 konu başlığımız var. Birincisi erken seçim tartışmaları bilinçli mi yapılıyor? Bir iki cümleyle nasıl yorumlarsınız? Yani erken seçim tartışmalarını bugün cereyan eden hadiselerle de ilişkilendirdiğimiz zaman demin bahsettiğimiz gibi o bir siyaseti dizayn etmeye çalışmaya yönelik faaliyetlerin bir parçası olarak görülebilir. Sayın Genel Başkanımız bu konuda değerlendirmelerini yapmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin düşüncelerini paylaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi herhangi bir erken seçim düşünmüyor. Böyle bir şeyin gerekli olmadığı kanaatindeyiz. Türkiye'nin yapacak çok işi var. Çok önemli, çok sıkıntılı meselelerle muhatabız ve bunlarda çok ciddi bir irade koymuş bir devletimiz. Bu noktada 2023'te normal olması gereken vakitte seçimin yapılmasını istiyoruz. Peki erken seçimi dile getirenler erken seçim istiyor mu sizce yoksa kasıtlı bilinçli kontrollü mü Sayın erken Başkan? Orada kullandıkları ifadelere dikkat edin. Biz istiyoruz demiyorlar. Getirin, öyle bir şey varsa diyorlar biz de bir şey demeyiz diyorlar. Öyle bir şey var mı? Yok. Teklif eden yok. Herkes teklife katılan durumunda gösteriyor kendisini. Niye? Millet artık seçimlerden ikrah etti. Millet daha fazla seçim değil, Türkiye'nin meselelerine çözüm istiyor. Seçimden daha çok çözüm peşinde millet. Bugün ekonomik krizle ciddi bir mücadele var. Bakın dalga geçilen ekonomik programlar, alınan ekonomik tedbirler netice vermeye başladı. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından OECD'sinden Dünya Bankası'na Türkiye ile alakalı tahminlerini olumlu yönde revize etmek zorunda kaldılar. Türkiye'deki kötümserlik havası, kötümser hava ekonomiyle alakalı dağılmaya başladı. Bunun vatandaşımız tarafından vatandaşımıza da sirayet edecek şekilde neticelerini görmek varken Türkiye'nin şu an içine girmiş olduğu askeri güvenliği ile alakalı hamleler, dış politikada yaşanan gelişmeler tam manasıyla şu an Türkiye'nin bunlara odaklanması, konsantre olması gereken yerde seçimden bahseden kişi Türkiye'nin iyiliğini istemiyor demektir. Onun için de tedbirli davranmaya çalışıyorlar. Biz istiyoruz değil de isteyenler varsa biz de hayır demeyiz gibi bir kurnazlık, bir işte orada bir zeka ürünü bir çalışma yürütüyorlar kafalarına göre. Fakat bu şu an Türkiye'nin gündemi olamaz. Peki erken seçim Türkiye'nin gündemi olamaz diyor ki günler öncesinden MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli de ifade etmişti. Genel seçimler 2023'te, yerel seçimler ise 2024 yılında yapılacak ifadesini kullanmıştı. Şimdi iki konumuz var. Önce ilk konumuz tabii sosyal medya üzerinden bizlere yazmışsınız, teveccüh göstermişsiniz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan'a. Teveccüh çok fazla şimdi yalan değil. Sorular oldukça fazla. Ben şimdi Sayın Başkan'a soru soracağım. O soruyu cevabını sizlerle paylaşırken
göz gezdireceğim. Önemli bir iki soruyu da dile getirmekte fayda olacaktır. Caddelerden, sokaklardan Kenan Evren isminin kaldırılması konusu var. Bu konuyla ilgili sizin de ifadeleriniz oldu aslında. Nasıl yorumlarsınız? Partilerden belediyelere bir çağrı zannediyorum bu. Detaylar sizde. Yani şimdi Türkiye'de biz onu sonradan bir bilgi almaya çalıştık bununla ilgili. Türkiye'de çoğunlukla Kenan Evren isimlerinin ortadan kaldırıldığı gözüküyor. Tabii bunlar belediye meclislerinin yapacağı işler. Belediye meclislerinin yapacağı faaliyetler. İlginç bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından geldi bu teklif. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu böyle bir araştırma önerisine karşı normal şartlarda biz bu araştırma önerilerinde söz almıyoruz. Hı hı. CHP'nin, özellikle İYİP'nin, HDP'nin vermiş olduğu araştırma önergelerini Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, yok hükmünde bir değerlendirme yapıyor. Çünkü onları sanki bir kanun teklifi gibi gösterip milletimize efendim böyle bir teklif getirdik, MHP ve AK Parti tarafından reddedildi diyebilmek için getiriyorlar. Oysa durum böyle değil, böyle olmuyor. Onlar sadece işte 10 tane CHP'linin, 15 tane CHP'linin mecliste, genel kurulda bulunduğu bir ortamda bu tekliflerini sunuyorlar. Sonra diyorlar ki AK Parti MHP'nin oylarıyla bunlar reddedildi diyorlar. Siz kaç kişiydiniz diye sormak kimsenin aklına gelmiyor. Her seferinde söylüyoruz. Bunlar o mecliste bakıldığı zaman, sandalyelerde kaç kişi oturduğuna bakıldığı zaman 10 kişi arkasında duruyor bu önergenin. Yani göstermelik faaliyetler. Hadi neyse dedik, göstermelik olsa da fikrimizi söyleyelim dedik. Çıktık kürsüden, konuşmadık ama en azından yerimizden söz aldık. Dedi ki yani Kenan Evren'le ilgili konuşacak bir siyasi parti varsa bu da Milliyetçi Hareket Partisi'dir. 12 Eylül'ün üzerinden silindirle geçtiği bir yapı varsa Ülkücü Hareket. Türk milliyetçileri. Hı hı. Yani Amerika'nın çocukları, değil mi, bizim çocuklar dedikleri, herhalde Türkiye'de ezecekse, üstüne gidecekse bizden başka bir yapı yok. Ya bu noktada Türkiye'de biz de haydi haydi isteriz. Deriz ki sökülsün, atılsın, hiçbir yerde olmasın deriz. Bu noktada yapılacak faaliyetleri de, işleri de takip ederiz dedik. Adalet ve Kalkınma Partisi olumlu bir konuşma yaptı bunun üstüne. Dedi ki biz, dedi, burada araştırma önergesine destek vermeyebiliriz. Fakat bu isimlerin sökülmesini temin ederiz dedi. Belediye meclislerine çağrı yapıyoruz dedi. Hı-hı. Lütfen hepiniz kaldırın dedi. Fakat ilginç bir şey var arkadaşlar. O da ne? Nerede daha fazla yoğunlaşmış dediğiniz zaman Kenan Evren ismini, nedense İzmir'de çıkıyor bu isimler. Yani İzmir'in de belediye meclisleri eğer çözecekse bu şeyleri, bu işleri, belediye meclislerinin şu an kimin hakimiyetinde olduğunu da değerlendirdiğimizde bu sefer de madem senin belediyelerinde böyle bir problem var, sen kalkıp meclise taşıyıp da neyin gösterisini yapıyorsun? Sen git İzmir'in Büyükşehir Meclisi'ni topla, İzmir'in ilçe meclislerini, Seferihisar'ı, efendime söyleyeyim diğer ilçeleri, Bornova'sını, şusunu busunu topla, karar al, Kenan Evren isimlerini kaldır. Hem kendi belediyelerinde var, hem kaldırılsın diye bir de AK Parti'nin öneri verdik. Kenan Evren'in isminin kaldırılması iktidarın oylarıyla reddedildi dedirtebilmek için bunu getiriyorsun. Artık yeter, bunları yapmayın. Yani bu da oldukça önemli. Belki mecliste bizler görüyoruz ama Sayın Vekil ve Sayın Başkan da olayın tam ortasında, içerisinde. Arka perdeleri oldukça önemli, perde arkası oldukça önemli tabii ki. Perde arkasında Sayın Başkan anlattı, partilerden belediyelere çağrı, Kenan Evren silinsin ifadesi, özellikle de CHP'lilerin fazlalaştırarak ifade ettiği ve belki de amaçlarının farklı bir şekilde kullanılmaya yönelik olduğunu da ifade ediyor Sayın Başkan. Şimdi son 2-3 dakikamız Sayın Başkan sizinle. Sosyal medyaya baktım. Twitter, Instagram, Facebook hepsine baktığımızda totalde 1000'e yakın soru gelmiş size. 900'ü şartlı ceza indirimi. Ben şartlı ceza indirimini sorayım size. O 900 kişi rahatlasın. Bir tane de mesaj okuyalım şartlı ceza indirimiyle ilgili. Hani bizim mesajımızı okumadınız olmasın. Sevgili Cem Bey, son günlerde çıkan haberlerde sadece Mersin'den yazmış Bülent Bey. İnfaz düzenlemesi ve bir ihtimalde denetimli serbestlik sürelerinin artılabileceği söyleniyor. Bu durumda MHP şartlı ceza indirimi teklifinden vazgeçmiş oluyor mu? Lütfen Levent Bey'e sorar mısınız? Çok memnun oluruz ifadesi kullanılmış efendim. Yani şu an itibariyle ortaya çıkmış bir taslak yok. Hı hı. Fakat üzerinde çalışılan bir mesele. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu meseleye olumlu bakıyor olması, Milliyetçi Hareket Partisi ile bu meseleyi birlikte değerlendireceğiz ifadeleri Sayın Grup Başkanları tarafından
Naci Bostancı ve grup başkan vekilleri tarafından yapılan açıklamalar önemlidir. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunlara samimi katkılarımızı sunmaya çalışıyoruz. Arzu edilen şey hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin murad ettiği, kanun teklifinde efendime söyleyeyim yapmayı arzu ettiği değişiklikle birlikte şartlı ceza indirimi teklifiyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir sefere mahsus değil ileriye yönelik de neticeler doğurabilecek bir kural koyulması noktasındaki düşüncesini bir araya getiren, ortaklaştıran bir çözümün bulunması üzerinde çalışma yürütülmektedir. Bugünden kalkıp şu şöyle olacak, bu böyle olacak diye bir ifade de bulunmak sürece sadece zarar verir. Onun için netice itibariyle bundan herkes yararlanamayacak. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin kanun teklifinde yararlanmasını arzu ettiği kesimlerin burada çıkabilecek olan infaz kanununda birlikte ortaya çıkacak olan kanun teklifinde bunların da yararlanması için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Türkiye'de cezaevlerinde yaşanan sıkıntıları, cezaevlerindeki doluluğu, neredeyse insani şartlar itibariyle çok zorlayan şartları hafifletecek bir neticeyle inşallah karşılaşırız diyoruz. Bunun da en kısa zamanda gerçekleşmesi için de yani Milliyetçi Hareket Partisi samimi bir çaba içerisindedir. Siz bu mesajı okumasanız da bize her gün yüzlerce geliyor. Mesajlar kopyala yapıştır aynı mesajlar geliyor. Fakat biz hepsini okuyoruz. Biz bunları değerlendiriyoruz. Bizim her zaman gündemimizde, her zaman önümüzde olan bir şey. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte uzlaşarak halledebileceğimiz bir meseledir. Yani bu konularla ilgili ikinci yargı paketinde bir durum olacak ama değil mi? Naci Bostancı'nın da ifadesi ikinci yargı paketi farklı çıkabilir. Varmış. İnfaz düzenlemesi ayrı çıkabilir. Bunların hangi paketler içerisinde hangi şekle bürüneceği konusuna çok fazla takılmamak lazım. Ya herkes bir şeyden bir haber yakalayıp onun üzerinden bir tezvirata başlıyor. Bu sefer bir o atılan taşa çıkarıncaya kadar biz yoruluyoruz. Ya dolayısıyla biraz daha sabır. Ben biliyorum cezaevlerinde olanlar için zor bir durum beklemek. Muhakkak. Kolay bir şey değil. İnsanlarımızı anlıyorum, ailelerini anlıyorum. Çok zor bir şey. Bu sabırsızlığı, bu beklentiyi de anlayışla karşılamaya çalışıyoruz. Ama onlar da bizi ne olur anlasınlar. Milliyetçi Hareket Partisi bu teklif ettiği meselenin hayata geçirebilmesi için, Türkiye'de bu noktada bir hafiflemenin, bir rahatlanmanın olunması için de büyük bir samimiyetle çalışıyor. Yani başta bu kanun teklifini veren Sayın Fethi Yıldız ağabeyimiz olmak üzere Genel Başkan Yardımcımız, Milliyetçi Hareket Partisi grubu, grup başkan vekilleri olarak bizler, bütün partide ne kadar bu meseleyle yoğrulan arkadaşımız varsa hakikaten bu meselenin halli için çaba içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede bu kanun düzenlemesi hayata geçer diye ümit ediyoruz. Peki efendim, ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Programımıza katılım sağladınız. Çok sağ olun. İlerleyen günlerde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri başlayacak. Asgari ücretle ilgili ilk toplantı 2 Aralık'ta olacak. Çok kısa, asgari ücret ne kadar olmalı sizce Sayın Başkan? Yani ben rakam spekülasyonu içerisinde benim girmem doğru olmaz. Bununla alakalı Türkiye'de verileri temin eden kuruluşlar var, sendikalar var. Bunların hepsine bakmak lazım. Bakıldığı zaman rakamlar arasında çok büyük bir fark olmadığı da görülecektir. Bu noktada hükümetimiz de bu teklifleri de göz önüne alarak kendi imkanları çerçevesinde, ekonomik koşulları da değerlendirmek suretiyle tabii ki alt gelir seviyesindeki insanlarımızın imkanlarını, ekonomik imkanlarını daha geliştirebilmek, onların daha iyi şartlarda olabilmesi devletin esas alması gereken bir mesele. Bu noktada hassasiyet gösterileceğini umuyorum. Geçen sene yapılan artış önemli bir artıştı. %26'lar seviyesinde. O noktada önemli bir iyileştirme yapıldı. Bu sene de inşallah enflasyonun, ekonomik koşulların altında ezilmeyecek bir artış oranıyla karşı karşıya oluruz diye ümit ediyorum. Peki efendim, çok teşekkürler, çok sağ olun. Vekiliniz olduğunuz Şehre Sakarya'ya da sevgiler, saygılar gönderelim buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Takipçisi olmaya devam ediyoruz elbette ki. Vatandaşları en hızlı şekilde aktarıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili, Sakarya Milletvekili Levent Bülbül bizlerle birlikte oldu.